Bir şey söyleyeyim, başlayacağız konuşmaya. Sorularınızı görüyorum. Dakikalar sonra Beşiktaşlılara bir müjdemiz var. Yeni bir gelişme var. Dakikalar sonra paylaşacağız onu. Onu belirtmek isterim. Şimdi her gün Beşiktaşlılara bir müjde olmaya başladı. Orada bir hareketlilik var. Rozya geldi İstanbul'a dün gece. Artık Rozya hasreti bitti Beşiktaşlıların ve belki de uzun süren bir macerası olacak siyah beyazlılarla. Birazdan başka bir sürprizi olabilir deyip pası sana atayım Puzzle'ın ilk parçası tamam yani. Yani iki parça bu puzzle çünkü. Biri Rozier, biri Gezal. Hadi üç diyelim, bir de Santfor. Hani o Santfor biraz daha o parçasını bilmediğimiz nokta. Ama Rozier tarafı önemli. Gezal olacaksa bu tarafı bence çok önemli. Çünkü Gezalsız Rozier, Rozier'siz Gezal bir kumar olabilir Beşiktaş açısından diyerek sözü sana atıyorum. Sözü bana bırakıyorsun çünkü telefon attığımızda Sercan Dikme var ve Beşiktaşlılar onun ağzından çıkacak o müjdeli haberi bekliyor. Melike, iyi yayınlar, kolay gelsin. Uzun zamandır adeta yılan hikayesine dönen bir transfer Alex Teixeira. Beşiktaş Alex Teixeira ile çok büyük ölçüde anlaşma sağladı. Anlaşmanın detayı, süresi 2 artı 1 yıllık olacak. Özellikle yıllık ücret konusunda bir problem yoktu ama imza parası konusunda problem vardı. Bu transferin uzaması sebebi buydu. İmza parası ile ilgili durum da halledildi ancak bu kez imza parasının ödeme planı ile ilgili durum konuşuluyor ama çok büyük ölçüde anlaşma sağladı Beşiktaş Alex Teixeira ile. Uzun zamandır Beşiktaş'ın ilgilendiği bir oyuncu. Dubai'ye mi gidecek? Dubai'deki takımlarla görüştü. Yıllık ücret konusunda anlaşamadığı bilgilerini aldık. Bugün detaylandırdık. Ardından oyuncu eşiyle birlikte Brezilya ülkesine döndü. Şu an Brezilya'da. Beşiktaş yönetimi de dakikalar önce son bir görüşme yaptı ve büyük ölçüde anlaşma sağladı Alex Teixeira ile. İmza parası konusunda Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hassas olduğunu biliyoruz ama sadece Teixeira konusu üzerinde bu hassaslığını belki de ortadan kaldırıp bir istisnaya olacaktı Alex Teixeira'da. Sadece Teixeira üzerinde bir imza parası ödenmesi konusu vardı. Ortalama olarak 2 yıllık, yıllık olarak 2,5 milyon euro düzeyinde bir paradan bahsedebiliriz. Bunun içerisinde imza parasını da göreceğiz. Beşiktaş Kulübü özellikle bu imza parasını, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçe bu imza parasını 2 yıllık anlaşmaya bölmek istiyor. Tek seferde veya 2 seferde, 3 seferde ödemek istemiyor. Daha büyük taksitler bölmek istiyor ama çok büyük bir ölçüde anlaşma sağlandığı için tüm futbol severlerle hem de Beşiktaşlarla bu detayı paylaşmamız gerekiyor. Oyuncu Brezilya'da, geçtiğimiz günlerde bunu detaylandırmıştık, haberleştirmiştik Melike. Brezilya-Türkiye, Türkiye-Brezilya uçuşları sonrasında yurda gelen veya Brezilya'ya giden vatandaşlar koronavirüs önlemleri, COVID-19 önlemleri kapsamında 7 günlük bir karantina süreci yaşıyor. Bunun örneğini Türkiye'ye geldiklerinde Wellington'da ve Joseph de Souza ailelerinde görmüştük. Ayrıca Beşiktaş yönetimi hemen gelip antrenmanlara başlaması adına da bu kuraldan bir kurtulabilme adına da çözüm önerisi geliştiriyor. Brezilya'dan değil de başka bir ülkeden İstanbul'a getirme planı üzerinde de duruluyor. Bu detayı da paylaşmış olalım ama 2 artı 1 yıllık bir anlaşmadan bahsediyoruz. Artı yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandı. İmza parası konusunda toplam para anlamındayım anlaşma sağlandı. Sadece bu ödeme planı ile ilgili durum var. Onun da çok yakın zamanda belki de yarın artık olumlu şekilde anlaşılmasını bekliyoruz ama Teixeira konusunda şu anki durum 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlandı Melike Çelik. Sercan Dikme, şunu sormak istiyorum sana. Sen bu transferin aşamalarını çok yakından takip ettin. İşte araya devreye başka takımların, Arap kulüplerinin girmesi durumu, Teixeira'nın karar verme süresi. Bir de hep Joseph de Souza'dan bahsettik. Peki şu anda gelinen bu noktada Joseph de Souza'nın katkısı var mı? Biraz da o süreçten bahsedebilir misin? Bence izleyiciler bunu da merak ediyor. Elbette Joseph de Souza Vasco yıllarından Alex Teixeira ile yakın arkadaş. Aynı zamanda 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Ramon Motta da Teixeira ile Vasco yıllarından, Brezilya'dan arkadaşlar Melike. Bu süreçte zaten özellikle sezon başlamadan önce Joseph de Souza eşiyle, Teixeira eşiyle Brezilya'da uzun bir tatil yaptılar. Orada zaten Brezilya'da Türkiye'yi anlattı, Beşiktaş'ı anlattı Joseph de Souza. Hatta şu süreçte bile son 2-3 günlük süre zarfı içerisinde Beşiktaş'ta bulunan profesyoneller, Beşiktaş'ta bulunan yöneticiler kadar transfer komitesinde etkin bir isim Joseph de Souza. Joseph de Souza, Alex Teixeira'nın eşiyle, kendisiyle İstanbul'a gelmesi yönünde
telkinlerde bulundu, yorumlar yaptı. FaceTime görüşmelerinde içeriden aldığımız bilgi tesislere kadar gezdirdiğini biliyoruz. Yani görüntülü görüşmede Josef de Souza tesisleri bile Tekşehir'e gezdirdi. Ortamını anlattı, arkadaşlığı anlattı. Zaten büyük ölçüde Tekşehir'in İstanbul'la ilgili kaygısı yoktu. Ancak bu transferin uzamasında Tekşehir'in eşinin birazcık fikrinin değişmesinin yol açtığı durumu var. Çünkü Dubai'ye gidip yaşama isteği vardı. Oyuncu özellikle son 5-6 yıllık dönemde kendi kariyeriyle ilgili sportif heyecanı değil Berike. Biraz maddi koşulları ön planda tutuyordu. Ancak bu aşamaya geldikten sonra demek ki oyuncu sportif anlamda bir açlık yaşıyor. Tekşehir'den bahsediyorum. Bu açlığı da karşılıyor. Evet, Sercan Dikmen'e teşekkür edelim. Bize Tekşehir'e transferiyle ilgili gelişmeleri, detayları anlattı. Şimdi hemen şunu hatırlatacağım sizlere. Yine Sercan Dikmen Rozier'i karşılarken havalimanında orada Beşiktaşlı taraftarlar da vardı ve evet belki Rozier tezahüratları da duyduk ama Rozier'i beklerken Alex'i getir diye tezahürat yapıyorlardı. Başkan bize Alex'i getir diye tezahürat yapıyorlardı. Çok geçmedi, 24 saat sonra böyle bir gelişme yaşandı. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum bu konuyla ilgili. Tabii işin maliyet boyutunu mutlaka önemsemek lazım. Tabii Şampiyonlar Ligi. Orada Mehmet Ayan neler hesaplayacak merak ediyorum. Mutlaka elinde kalem, kağıt, defterini açtı zaten. Yapmıştır hesaplamayı. Aynen. Mutlaka orayı ona bırakacağım zaten, işin maliyet kısmını. Ama tabii Şampiyonlar Ligi kısmı, burada kazandırıcı Alex Tekşehir'in kazandıracağı puanlar önemli. Ama bir taraftan da şunu da düşünüyorum. Hani Laiç satılacak mı? Salih Uçan vesaire, bu oyuncu tamam, kadronun geniş olması önemli. Ama diğer taraftan da bu kadroda biraz daha darlaşmaya gidilebilir mi Beşiktaş açısından? Aynı bölgelerden bahsediyorum özellikle. Bunu yapacak mı Beşiktaş? Bunu bilmiyorum. Çünkü diğer taraftan işte Larin, Kenan Karaman gibi opsiyonlar var. Daha da çoğaltabiliyoruz hatta Beşiktaş adına opsiyonları. Tabii ki geniş olması iyi. Oyuncunun burada en önemli önemli artısı şu olabilecek bence: Sergen Yalçın. Yani 10 numara pozisyondaki oyuncuları bence çok iyi anladığını düşünüyorum Sergen Hoca'nın. Ve Laiç'e bile, özellikle bile diyorum, çok ciddi müsamaha gösterdi Sergen Hoca. Yani ben Beşiktaş'ın geçen sene 11 bazında 10 kişiyle falan şampiyon olduğunu düşünüyorum. Yani bütün oyuncuların oyuna karakter koyduğu Beşiktaş vardı. Sadece bir kişi dışında, onu istisna etmek zorundayım, o adamın adı Laiç. Ve bu adam Beşiktaş'tan en çok para kazanan, bildiğim kadarıyla Vida ile beraber ikinci isim. Tabii ki sorunları var oyuncunun. Anlayabiliyorum bazı özel nedenlerden dolayı. Ama biraz daha Beşiktaş'a konsantrasyonunu verseydi Beşiktaş 10 kişi oynamak zorunda kalmaz. Ve bence 84-84 şampiyonluk yerine birkaç hafta önceden şampiyonluğunu ilan edebilirdi. 2+1 yıllık bir anlaşma yapıldı. Yani büyük ölçüde anlaşıldı Mehmet Ayan.